Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Bu dünyanın en uzun köprüsü. Zhuhai Macao, Hong Kong'dan. Bu dünyanın en yüksek binası. Burj Khalifa Dubai'den. Bu da dünyanın en büyük barajı Çin'den. İnanılmaz değil mi? Bir alanda dünya birincisi olmak. Düşüncesi bile güzel. Bir madalya gibidir o. İşte Türkiye bunun için çalıştı ve başardı. Bu da dünyanın en büyük havalimanı, İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'den. Havalimanları, pist sayısı, uzunluğu, genişliği, yolcu kapasitesi, uçuş trafiği, genişliği ve benzeri gibi onlarca farklı alanda sıralanması mümkün alanlardır. Türkiye'nin yeni havalimanı özellikle yolcu kapasitesiyle bu bayrağı sırtlamaya aday. 200 milyon kapasitesiyle 2030'larda bile dünyanın en büyüğü olması muhtemel. Şu anda dünyanın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı, Amerika'daki Atlanta Havalimanı'dır. 100 milyon civarı kapasiteye sahiptir. İkinci sırada Çin Pekin'deki havalimanı vardır. 94 milyon yolcu kapasitesiyle. Dubai'deki 88 milyonluk havalimanı ve Japonların havalimanı da bunların ardından geliyor. Üçüncü havalimanı tam kapasiteyle faaliyete başladığında bunların tümünü geçiyor. Mesele tabii ki havalimanını sadece yapmak değil, onu tam kapasite işletmek de ayrı bir zorluktur. Peki 81 milyonluk Türkiye, 200 milyonluk yolcu taşıma kapasitesine sahip bu havalimanına gerçekten ihtiyaç duyuyor mu? Hava yolu taşımacılığı dünyanın en hızlı artan taşımacılığı. Yakın gelecekte insanlar artık otobüslerle seyahat etmeyi oldukça azaltacak, uçak konforu yakalandıkça geri dönülmez bir rahatlık sağlıyor. Bu dünya çapında sürekli büyüyen bir sektör, engellenemez bir durum. Türkiye dünyanın en önemli transit geçiş noktalarından birisi. Örneğin Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan İskandinav ülkelerine, Balkanlardan Güneydoğu Asya'ya giden yolcular özellikle uzak mesafelerde transit geçiş olarak Türkiye'yi kullanıyor. Bu zaten olan bir durum fakat bu havalimanıyla bu rakamların katlanması bekleniyor. Avrupa'da bu anlamda merkez ülke Almanya'dır. Türkiye bu havalimanıyla Almanları geçmesi bekleniyor. Daha yapılmadan, ismi bile belirlenmeden dünya genelinde meşhur oldu. Dünyanın en büyük havalimanı olarak geçiyor medya kuruluşlarının haberlerinde. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus vardır. Bu tür dev projeler ülkelerin sıçraması için önemli bir etkendir. Fakat bunlar insan vücudundan örnek vermek gerekirse bir insanın kafatasısı veya vücudu gibidir. İnsanın asıl insan hüviyetine büründüren şey ise beyin, kalp gibi organlardır. Bu organlar olmadan boş bir vücut cesetten farksız olacaktır. Tıpkı bunun gibi ülkelerin devleşmesi için bu tür yatırımlar bir nevi altyapı yatırımı gibidir. Fakat ülkenin gelişmesi için bu tek başına yetmez. Ülkeyi asıl uçuracak, geliştirecek şey dev markaların, sektörlerin çıkması. Her alanda çok büyük üretim yapılması, yüz milyarca dolarlık ihracat. Bu ikisini karıştırmak çok büyük bir hata olacaktır. Yani sadece dünyanın en büyük havalimanını yapıp fabrika açmazsanız, üretim yapmazsanız dünyanın en büyük moloz yığınını yapmaktan öteye gidemezsiniz. Şimdi gelelim havalimanının dünya çapındaki başarılarına ve rekorlarına. Havalimanının ana terminal binası 1.3 milyon metrekare ile tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binası olacak. 250 havayolu şirketine hizmet verecek. Üçüncü havalimanına her gün 75 bin kişi taşınacak. Doğrudan 100 bin, yan sektörlerle birlikte 1.5 milyon kişiye yeni istihdam alanı sağlayacak olan mega projeyle Türkiye, havayolu taşımacılığı alanında da en üst lige çıkacak. Yeni havalimanı tam kapasiteyle hizmet vermeye başladığında yolcu kapasitesi, alan büyüklüğü ve uçuş noktası gibi kriterlerde dünyanın açık ara en büyük havalimanı olmuş olacak. Havalimanının ana terminal binası 1.3 milyon metrekare ile tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binası olma özelliğini taşıyor. Dünyanın en büyük havalimanı otelleri ana terminal binası içerisinde yer alacak. İngiliz otel işletmecisi Yotel tarafından işletilecek olan otel, hem kara hem de pist tarafına bakan toplam 451 odayla müşterilerine hizmet verecek. Bu otel, Avrupa'nın en büyük havalimanı oteli olacak. Bu otel, Avrupa'nın en büyük havalimanı oteli olacak. 25 bin kişiye doğrudan veya dolaylı istihdam sağlayacak olan projeyle Türkiye,
sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecek. İspanyol turizm danışmanlık firması Forward Case tarafından yapılan çalışmada, İstanbul yeni havalimanının açılmadan Körfez pazarını etkilemeye başladığı belirtti. İstanbul üzerinden gerçekleşen transit uçuşların önceki yıla göre %21 arttığına da değinilen çalışmada, havayolu şirketlerinin de benzeri görülmemiş bir lojistik projeyle karşı karşıya kalacağı öngörüsünde bulundu. Üçüncü havalimanının açılmasıyla uçuş kapasitesi ve transit geçişte Türkiye'nin Almanya'ya geçecek olması Almanların ilgisini bu yapıya çevirdi. Alman gazeteleri, üçüncü havalimanının çok hızlı yapıldığını belirterek şaşkınlıklarını gizleyemedi. Diğer Avrupa ülkeleri, özellikle İngilizler ve Amerikalılar tarafından da üçüncü havalimanı basında geniş yer almıştır. Dünyanın en önemli ekonomi dergisi Forbes da Türkiye'nin yeni havalimanının birçok dengeyi değiştireceğini kaleme almıştır. Dünyanın en büyük havalimanı unvanını alacak olan İstanbul'un 3. havalimanı 29 Ekim 2018'de açılıyor. Geçtiğimiz günlerde CNN Steel, İstanbul yeni havalimanını dünyada 2018 yılında tamamlanması en çok beklenen 15 yapı listesinde yer aldığını duyurdu. Havalimanında tüm fazlar tamamlandığında günlük iniş kalkış sayısı 3500'e ulaşacak. Bagaj sistemi yolcu deneyimini kesintisiz kılarak yolcuların havalimanında bavul bekleme süresini minimuma indirecek. 42 kilometrelik uzunluk Taksim'den Tuzla'ya kadar olan bir mesafeye denk geliyor. Bu sistemin kurulumu için 3030 ton çelik, 650 kilometre kablolama yapıldı. 170 adet özel mikro işlemci bazlı akıllı cihazlarla bagaj ayıştırmaları ve stoklamaları gerçekleştirilecek. Saatte 30 bin adet bagaj işlenebilecek. En yeni güvenlik cihazları alındı. Yüz tarama sistemleri olacak. Şüpheli kişi bu sistemle tanımlanabilecek. Sahipsiz bir çanta olursa hemen bilgilendirilecek. Son teknoloji sistemi burada kullanılacak 3. havalimanı, 62 kilometrelik güvenlik çemberiyle dünyada bir ilki daha gerçekleştirecek. 2005 yılına gelindiğinde havalimanında doğrudan ve dolaylı istihdam edilecek kişi sayısı 225 bine ulaşılacak. İstanbul yeni havalimanının doğrudan, dolaylı, etkileyici ve hızlandırıcı ekonomik etkileri, küresel büyüme senaryosu kapsamında bir araya getirildiğinde, 2025 yılında İstanbul yeni havalimanı bağlantılı faaliyetlerden kaynaklanan etkisinin gayri safi milli hasılaya %4,9'a kadar katkısı olacağı öngörülüyor. Bu rakam yaklaşık 73 milyar TL'lik katkı anlamına geliyor. Yeni havalimanına hızlı trenle ulaşım da sağlanabilecek. Türk Hava Yolları, dünyada en geniş uçuş alanına sahip birinci havayolu şirketidir. Türk Hava Yolları'nın gelişimi için de büyük fırsatlar sağlayacaktır yeni havalimanı. 80 milyon metrekarelik bir alana kurulan havalimanı, 50'den fazla noktaya uçuş imkanıyla İstanbul'un yeni havalimanı, dünya havacılığının da merkezi olacak. Zamanı yolcular yönetecek mantığıyla yapılan havalimanı, pek çok rekora da imza atıyor. Günlük 3500 iniş kalkış, 42 ayda tamamlanması, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 73 milyarlık ekonomik katkısı, 225 bin kişiye istihdam, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi ve 62 kilometrelik güvenlik çemberiyle 11 alanda ilke imza atıyor. Yeni havalimanının Türkiye'nin turizmine doğrudan katkı sağlayacak. Türkiye'nin finans merkezi olma yönündeki gelişimini hızlandıracak. Bu havalimanı, Türk İslam sanatı modellerinden beslenerek yapılmıştır. Yeni havalimanının bütçesi ise muazzam. 11 milyar dolarlık bu bütçe, tam 13 ülkenin tüm bütçesinden daha büyük. Ne diyelim, ülkemize hayırlı olur inşallah. Hepinizi Facebook sayfamıza da bekleriz. Türkiye'nin kara kutusu.